Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün Amerika'nın en kötü şöhretli seri katili Robert Bardet'i anlatacağım. İlk başta Kansas City'de hepsi genç yaşlarında olan, seks işçisi olan 6 kişiyi sadece hayatını elinden almakla kalmayıp onlara defalarca işkence ettiği için Kansas City kasabı olarak ünlendi. Yakalandıktan sonra ahlak dışı suçlarını aynı isimli filmden esinlendiği anlaşılınca toplayıcı olarak anılmaya başlandı. Ya kurbanlarım birer kelebekse deyip içlerini açan hastalıklı bir zihne sahipti. Robert Andrew Berdeye Jr. 31 Ocak 1949'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Kansas şehrinde dünyaya geldi. Annesi ev hanımıydı. Babası bir araba fabrikasında boyacı olarak çalışıyordu. Robert gençlik dönemine geldiğinde kiliseye gitmeyi bırakacak olmasına rağmen ailesi çok dindarlı ve düzenli olarak kiliseye giderlerdi. Robert 5 yaşından itibaren çok kalın camı olan gözlükler takmak zorunda kalmıştı. Çünkü şiddetli derecede miyop rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlık ona hep yalnızlık getirdi. Bunun sebebi ise hem kalın camlı gözlükleri yüzünden alay konusu olması hem de konuşma bozukluğu olduğu için iletişim kurarken sıkıntılar yaşamasıydı. Aynı zamanda Robert yüksek tansiyondan da muzdaripti. Bu nedenle ilaç takviyesi almak zorundaydı. Çocukluğunu bir hayli zor geçiriyordu. Aile içinde de huzursuzluklar yaşanıyordu. Spor alanındaki başarısızlığı yüzünden sporla çok ilgili olan babası ona fiziksel ve duygusal olarak şiddet uyguluyordu. Onu deri kayışla dövüyordu. Bunun yanı sıra öğretmenleri Robert'a bir şey öğretmeyi çok zor bulsalar da sonradan çok iyi bir öğrenci olduğu ortaya çıkacaktı. Kendisi 7 yaşına geldiğinde babasının gözdesi olan küçük kardeşi Daniel dünyaya gelince bu durum onu kıskanç birisine dönüştürmüştü. Küçük yaşına rağmen çok güçlü duyguların esiriydi. 10'lu yaşlarına geldiğinde önümüzdeki birkaç yıl açıklamayacak olsa da eşcinsel olduğunu fark etti. Ancak eşcinselliğini şiddetle bastırıyordu. Hatta toplumda anlaşılır korkusuyla bir kızla çıkmaya da başlamıştı. Bu korkusu yüzünden Robert kendi içine kapanmıştı. Ergenliğe geldiğinde özellikle kadınlara yönelik küçümseyici ve kötü huylu bir tavırla kendini gösteren bir özgüven geliştirmişti. 1965 Noel günü Robert, Canton'daki akrabalarını ziyareti sırasında babası kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Annesi bu beklenmedik ölümden kısa bir süre sonra evlenince Robert çok daha kızdı buna. Zaten yalnız bir çocukluk geçiren Robert'ı bu öfke daha da yalnızlaştırdı. Zamanını sadece resim yapmaya, pul ve madeni para gibi şeyler toplamaya harcıyordu. 1967'de Berdeye liseden mezun olmayı başardı. Notları baştan sona mükemmeldi ve Kansas City Sanat Enstitüsü'ne girmeye hak kazandı. Nihayet kendini ifade edebileceği bir yerdeydi. Eşcinselliğini artık saklamıyordu. Ancak kısa süre içerisinde yasa dışı madde kullanmaya ve hatta ticaretini yapmaya başladı. Bir keresinde bu maddeleri bulundurmaktan tutuklandı ancak kanıt eksikliğinden dolayı serbest bırakıldı. Ayrıca hayvanlara da zarar vermeye başlamıştı. 1969'da kötü davranışlar sergileyerek öldürdüğü bir ördeği sanat sergisinde sununca enstitü yönetiminden çok sert bir tepki aldı ve kovuldu. Berdeye üniversiteden ayrıldı ve bir restoranda şef olarak çalışmaya başladı. Kansas City'nin Hyde Park semtinde bir eve taşındı. Burası Robert'ın korkunç cinayetlerini işleyeceği uğursuz ve ürkütücü o ev olacaktı. Geçen yıllardan sonra Robert sessizliğini bozdu. Çevrede saygın ve sözü geçen biri haline geldi. Ayrıca Yerel Suç Önleme ve Mahalle Bekçiliği Derneği'nin bir üyesiydi. Şeflikte yükseldi. Şefler için bir eğitim programı oluşturulmasına yardımcı oldu. Ve bu sayede toplumdaki itibarı daha da arttı. 80'li yılların başında derneğe başkan oldu ve yılın sonuna kadar aktif olarak çalışmalara başladı. Ancak 1981 yılında Robert eski sosyal yaşantısına dönmek istiyordu. Aşçılık mesleğini bıraktı. Yalnız çocukluğundan dolayı edindiği geniş mektup arkadaşlarıyla kurduğu temasları ve sanat bilgilerini kullanarak 32 yaşında çocukluğundan beri düşlediği Bob's Bizarre Bazaar adında bir mağaza açtı. Mağazanın adının anlamı ise Bob'un garip pazarıydı. Burada dünyanın dört bir yanından topladığı her türlü aksesuar ve antikalar vardı. Robert bu dükkanda geceleri sahte kafatası, kulaklar, insan dişleri ve çeşitli ezoterik gereçler satıyordu. Bu garip dükkana rağmen hiç kimse onu garipsemedi. Artık eşcinselliğini gizlemediği için bir Vietnam gazisiyle de ilişkisi vardı.
Bu ilişki kısa sürdü ve ayrılık Robert'ı derinden etkiledi. Böylece Robert zamanının çoğunu kendisinden oldukça genç erkek seks işçileriyle ilişkiler yaşayarak geçirmeye başladı. Bunun yanı sıra uyuşturucu bağımlılarıyla, küçük suçlarla ve akıl hocalığı yaptığını iddia ettiği kaçaklarla da ilişkiler yaşıyordu. Berde yaparasını ve nüfuzunu ilişkilerinde güç dengesizliği yaratmak için kullanıyordu. İlişki yaşadığı bu erkeklere masrafları paylaşmak karşılığında evinde beraber yaşamayı teklif ediyordu. Yakın zamanda bu evde Robert'ın bastırılan duyguları açığa çıkacaktı. Artık zamanı geliyordu. Robert takıntısı olduğu Collector filmini kendi yaşamına uyarlayacaktı. 5 Temmuz 1984'te Berde'ye ilk kurbanı Jerry Howell'ı ele geçirdi. Jerry Howell, Berde'ye'nin sanat ticareti işinden tanıdığı Paul Howell'ın 19 yaşındaki oğluydu. Berde'ye Howell'ı komşu kasabadaki bir dans yarışmasına götürmeyi teklif etti. Yolda Robert eve gidip önce bir şeyler içmek istediğini söyledi ve onu eve götürdü. Robert Howell'ın içeceğine uyuşturucu madde kattı. Kısa süre sonra Howell bilincini kaybetti. Robert evinin bodrumuna indirerek genç adamı bağladı. Bir süre sonra onu çeşitli objelerle rahatsız etti. Ertesi gün Robert hiçbir şey olmamış gibi genç adamı bodrumda bırakarak işine gitti. Döndüğünde işkence ve cinsel saldırı etmeye devam etti. Howell'ın Berdaya'nın durması için yaptığı çaresiz yalvarışları görmezden gelerek sözlü ve fiziksel tacize devam etti. Tam 28 saatin sonunda Howell verilen yasa dışı maddeler yüzünden kusarak boğuldu ve hayatını kaybetti. Howell öldükten sonra Robert kanı boşaltmak için büyük arterlerini kesikler atarak baş aşağıya astı. Tüm her şey boşalınca bedeni parçalayarak poşetlere koydu ve çöpçülerin alması için kaldırımda bıraktı. Bu süreçte Robert bir stenografi defteri tutarak neler yaptığını tüm ayrıntılarıyla not almıştı. Bu korkunç deftere işkence ettiği kurbanlarının duygusal reaksiyonlarını ve incelemelerini yazdı. Bunu tüm kurbanlar için yapmaya devam edecekti. Sanki bir araştırmacı gibi davranıyordu. Buna ek olarak acılarını kanıtlayacak şekilde kurbanlarının Polaroid fotoğraflarını da çekiyordu. Bir sonraki kurbanı ise Robert'ın yıllarca ilgilendiği ve aynı zamanda sömürdüğü serserilerden bir tanesiydi. 23 yaşındaki Robert Sheldon, 10 Nisan 1985'te Robert'ın kapısına geldi ve ona orada kalmasına izin vermesi için yalvardı. Robert Sheldon'dan hoşlanmamasına rağmen onu 3 gün boyunca yatağına bağladı ve onu sakinleştiricilerle dizginleyip işkence etti. Berde'ye onu öfkesini ve kişisel hayal kırıklığını ifade edebilecek bir birey olarak görüyordu. Bu resmen onu bir deney faresi gibi kullanmak demekti. Sheldon çok ciddi şeylere maruz kaldı. Kimyasal temizleyiciyle gözlerine uydu ve ellerindeki sinirlere zarar verdi. Kulaklarını da macunla doldurarak duymasını engelledi. Üçüncü günün sonunda Berdeya'nın planları karıştı. Çatısını tamir ettirmek istediği için Sheldon'un hayatına son vermeye karar verdi. Sheldon'un kafasına bir çuval geçirdi ve evinin banyosuna götürerek bedeni birbirinden ayırdı. Sheldon'un bedenini evinin bahçesine gömdü. Daha sonra kafa tasını ise dondurucuya koydu. Berdeya adeta bir kasap gibi bedenleri parçalıyordu. Yakalanmadığı için peş peşe bu cinayetleri de işliyordu. İki ay sonra 22 Haziran 1985'te Mark Wallace'ı evinin kulübesinde uyumaya çalışırken buldu. Wallace'a ilaç verdi ve onu yüksek voltajlı elektrik şoklarına maruz bıraktı. Sırtına hipotermik iğneler sapladı. Wallace bu acımasız durum karşısında sadece birkaç gün dayanabildi. Birkaç gün sonra hayatını kaybetti ve diğer kurbanları gibi bedeni imha edildi. Berdeya'nın zalimliği daha da artıyordu. Bu zalim yöntemi sonraki kurbanlarında da uyguladı. Tarihler 26 Eylül'ü gösterdiğinde Berdeya'nın tanıdıklarından biri onun evinde kalıp kalamayacağını sordu. Bu kişi Walter James Ferris'ti. Ferris, Berdeya'nın evine geldiğinde onu yatağına bağladı. Saldırıdan ölene kadar 2 gün boyunca bütün organlarına 7700 voltluk elektrikle şok ederek ona ciddi derecede zararlar verdi. 2 günün sonundaysa bu olarak hayatını kaybetti ve yine bedeni de diğerleri gibi ayrıldı. Tüm bunların üzerinden bir yıl geçtikten sonra Berdeya bir korkunç cinayet daha işledi. 17 Haziran 1986'da evinin yakınlarındaki bir parkta geçmişte Berdeya ile birlikte kalan Todd Stoops'la karşılaştı. Berdeya öğle yemeği için Stoops'u evine getirdi. Orada Berdeya Stoops'u uyuşturdu ve haftalarca evinde hapsetti. Stoops'u itaatkar bir seks kölesine dönüştürmek istiyordu. Görme yetisini etkisiz hale getirmeye çalıştı.
dilsiz kılmak için gırtlağına temizleyici maddeler enjekte etti. Bunları yaparken defalarca da saldırıda bulundu. Berdeya'nın gerçekleştirdiği en vahşi ve korkunç olay buydu. Stubbs arka taraftan cinsel saldırıya uğradığı için septik şok geçirerek kan kaybından hayatını kaybetti. 1987 yılında Berdeya dükkanında çalışırken tanıdığı 20 yaşındaki Larry Wayne Pearson'la konuşurlarken Pearson'ın yaptığı bir şaka hayatına mal oldu. Berdeya'nın eşcinsel erkekleri soymaya çalışmasıyla ilgili şaka yollu bir atıfta bulununca Pearson'ın da bu günleri artık sondu. Pearson'ı uyuşturdu ve elektrik şoku, temizleyici maddeler enjekte etmek gibi işkencelerini onun üzerinde de uyguladı. Ayrıca metal bir çubukla Pearson'ın ellerinden birini kırdı. 6 hafta süren korkunç yaşananlardan sonra Pearson da diğerleri gibi hayatını kaybetti. Diğer bir kurbanın da yaptığı gibi onun da kafasını dondurucuda sakladı. Robert Berreya'nın çalışma yöntemi her zaman aynıydı. Berreya'nın asıl amacı işkence sürelerini olabildiğince uzatmak ve gözlemlerini tuttuğu günlükte yazmaktı. Çünkü o bir deney peşindeydi. Fakat 29 Mart 1988'de parayla cinsel ilişki yaşamak için talep ettiği 22 yaşındaki Christopher Bryson'la işler istediği gibi gitmedi. Bryson, Berreya'nın önceki kurbanlarıyla aynı yöntemlerine maruz kaldı. Ancak Bryson, Berreya'nın güvenini nasıl kazanacağını biliyordu. Ellerini yatak yerine önünde bağlamaya ikna etti. Yine de gördüğü davranışlara dayanması mümkün değildi. 4 gün boyunca bilincini kaybetti. Uyandığında ise Robert'ın evde olmamasını fırsata çevirdi. Odada bulduğu kibritlerle iplerini yaktı ve pencereden dışarıya kaçtı. Zamanı ve başka çaresi de yoktu. Çırılçıplaktı ve boynunda köpek tasması vardı. Atlarken ayağı kırılmış olsa da can havliyle yardım aramaya başladı. Etraftaki komşular hemen yardımına koşmuştu. Chris tüm detaylarıyla polise her şeyi anlattı. Dedektifler daha sonra eve geldiğinde birçok alet buldu. Elektrik kabloları, ipler, şırıngalar ve polaroid fotoğrafları buldular. Ayrıca dedektifler işkence ve cinayetlere ait tüm bilgilerin yazılı olduğu günlüğü de buldular. Artık her şey ortadaydı. Daha sonra bu delilleri dondurucuda saklanan kafalar ve Berdeya'nın bahçesinde gömülü olan bedenler de katılınca her şey artık resmen açığa çıkmıştı. Robert Berdeya hızlıca tutuklandı. Tüm kanıtlar ve hayatta kalabilen tek tanık karşısında Robert Berdeya 6 cinayetten yargılandı. Aralık 1988'de Robert tüm detaylarıyla her şeyi mahkemeye itiraf etti. 700 sayfa süren ifadeden sonra Robert suçu kabul etmesi karşılığında elektrikli sandalyede idam cezasından kurtulmayı başardı. Robert'ın en ufak bir pişmanlığı yoktu ve asla özür de dilemedi. Hatta kurbanlarıyla ilgili aptallar sürüsü olduklarını söyledi. Robert Berdeya 6 cinayetten şartlı tahliye imkanı olmaksızın 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yerel basın ona Kansas şehri kasabı adını vermişti. Bu zalim adam kurbanların aileleri için toplanan yardım fonuna 50 bin dolar bağışta bulundu. Tamamen kendi vicdanını rahatlatmak için yaptığı bu davranışın ona bir faydası olmadı. Çünkü 8 Ekim 1992 günü Jefferson şehri Missouri cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili şüpheler vardı. Zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilse de bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Evet, bu videoda benden çok istediğiniz Robert Berdeya adlı karakteri izledik. Robert Berdeya da diğerleri gibi en acımasızlar kategorisine koyacaklarımızdan bir tanesiydi. Kendisinin yaptıkları insanın görmek istemeyeceği, gördüğü zaman midesinin bulanacağı kadar iğrençlikteydi. Ama o bu yola bir kez çıkmıştı. Aslında isteseydi videonun ortasından sonra başlayan bu cinayet serisinden hemen önce aslında popüler bir adam olabilecekti. Bunu zaten başarabilecekti. Bölgede kendi adını da duyurmayı başarmıştı. Yaptığı işler doğru işlerdi. Ama onun hayatı böyle bir hayat olmayacaktı. O kimsenin yapmadığı, o diğer normal insanların yapmadığı şeyleri yapacaktı. Onun için gerçek hayatı bu olacaktı. Bu yüzden başarılı giden hayatı maalesef ki bir sürü arkasında bıraktığı kurbanlarla devam etti. Bu videonun da sonuna geldik. Fikirlerinizi video altında görmek isterim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.